Manşete hoş geldiniz. Son pişmanlığı ne olur dedik. Acaba sizin son pişmanlığınız ne olur? Ya da hayata dair pişmanlıklarınız var mı? Benim bir pişmanlığım var mı? Benim bir pişmanlığım var mı yok mu? Bunu yayının sonunda söyleyeceğim ama son pişmanlığı ne olur konulu e, bugünkü manşette özlemiz çok farklı. Bunu birazdan göreceksiniz. E, gündemde TÜGVA odaklı bir e, Kadrolaşma, eski cemaat mülklerine çökme, belediye ve sair işte kamu kuruluşları aracılığıyla zenginleşme veya faaliyetlerini kamu kaynaklarıyla yürütme gibi konular var. TÜGVA denilen, TÜRGEV denilen oluşumlar ikisi farklı oluşumlar Erdoğan'ın çocukları tarafından kurulmuş, yönlendirilmiş ya da yönetiminde Erdoğan'ın çocukları oldu, olduğu kuruluşlar. Ve saray gücüyle yapıyorlar yaptıklarını. Türkiye'de sanki bugüne kadar böyle bir kadrolaşma yokmuş, böyle bir cukkalama, böyle bir menfaat grubu yokmuş gibi, işte şimdi bunlar ortaya çıkıyormuş gibi bu tür ortaya çıkan belgelerin falan üzerine bir abanma hali var. Ben bu olayı sadece şu yönüyle önemsiyorum. Yoksa bunlar boğazına kadar pisliğe, boğazına kadar hırsızlığa batmış bir çete. Artı uluslararası suçları var. Yarın öbür gün iktidarı kaybettiklerinde sığınabilecekleri bir ülke yok. Çünkü gittikleri yerde uluslararası suçları peşlerinden kovalayacak bunları. Ondan dolayı elbette seçimli seçimsiz e, acaba bırakırlar mı bunlar ya da ne kadar devam ederler, sonuna kadar giderler mi, gitmezler mi, koltuktan kalkarlar mı, kalkmazlar mı? Bütün bunların hepsine bakacağız ama bu işte Türkiye'de de bu kadar bu netlikle tartışılmıyor. Yani... Türkiye'de tartışılan tartışıldığı çerçeve şu onu söyleyeyim siz gerisini tamamlayın Türkiye'de tartışılan çerçeve şu Erdoğan seçim almak için e, elinden gelen ne varsa sonuna kadar kullanır ne imkanı varsa e, bunu harekete geçirir Tamam bunu Sağır Sultan da biliyor Fakat yani yapacak bir şey yok yani böyle de ümitsizlik pompalamayın seçimi kaybettiğinde de gider gitmek zorunda yani hatta hani böyle bir e, onurlu bir çıkış filan planı yapıyordur. Bir anlaşma falan peşindedir. Falan gibi de destekleyen yorumlar oluyor. Bu yorumların hiçbirine katılmıyorum. Türkiye'de konuşmak kolay değil. E, konuşmak kolay olmadığı için e, bir her şeyi açıklıkla söyleyemiyorlar. İkincisi o ümit pompalamaya çalışıyorlar. Bir e, parti uzmanı gibi bir işte efendim şey gibi ülke yönetimine talip bir siyasi kadro mensubu gibi filan. Gerçekleri söylemek lazım. Kolay değil kardeşim. Yani seçimli seçimsiz bu iktidarın görevi bırakması kolay bir hikaye değil. İktidarı sürdürmek için de her şeyi yapacak ve koltuğu bırakmamak için de her şeyi yapacak göreceğiz. Bu süreçte ne olur ne biter? İşte siyasi şu kaçlardan kanlı mı olacak, kansız mı olacak hani meşhur ifade var ya. Ona dair bir sürü de tezler var. Bütün bunların hepsine de bakarız bu yayın boyunca. Fakat TÜGVA'ya veya türgeve dolara falan geçmeden önce çarpıcı bir iki kare var. Ee, onunla başlayalım. Ee, önce Vatan markalı nohutlar e, Meksika'dan geliyormuş. Ee, duyarlı bir sosyal medya takipçisi yakalamış Meksika e, nohutunu Önce Vatan <laughs> markasıyla satan bir ülke. Evet. Şimdi. E, dolar meselesi konuşulurken Eser Karakaş paylaşmış. CNN Türk'te konuşan bir yorumcunun doların 9 lirayı aşmasının küresel piyasalarda doların güçlenmesine bağlamış. Yani küresel piyasalarda dolar değerlendi, güçlendi. Ondan dolayı TL'de düştü. Bu diyor kişinin diyor isminin başında İstanbul Üniversitesi isminin altında İstanbul Üniversitesi yazıyor olması çok acıklı diyor Eser Karakaş. Öyle olmasın mı? Emin Çapa Halk TV'deki yorumunda Türkiye'de kur gördüğü rakamın aşağısına inmez derken bu yayında Ayşe Nur çıktığı bu yayında çok net bir şekilde, çok çarpıcı bir şekilde eğer diyor dolar çok güçlü de inmezse TL'de işte ondan dolayı global piyasalarla paralel olarak değer yitiriyorsa neden Afgan ve Etiyopya paralarına karşı da TL değer kaybediyor diyor. Hayır TL değersizleştiği için düşüyor dolar karşısında dolar güçlendiği için değil. Bu konuda bir iki çarpıcı değerlendirme daha var. Onlara da bakalım. İlki Turhan Bozkurt yazmış Kronos'ta fişleme skandalı. Dolar kara borsaya düşebilir diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet partiliyle müzakerede bulunmadan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın idari tasarrufuyla 30 yıldır işleyen bir piyasaya gece yarısı müdahale etmenin bedelini yine 83 milyon ödeyecek. Yarın benzer kararlarla döviz mevduatına el konulabilir veya bankalardaki dövizler belli bir kur üzerinden TL'ye bile dönüştürülebilir diyor. Evet. Bu riske defaatle de dikkat çektiğimizi sürekli e, takipçilerimiz e, tanık olmuşlardır. Milyarlarca dolar kazanan beşli çete vergileri sıfırlanıyor. Muğlak ve yoruma açık ifadeler baş ağrıtacak. Döviz bozduranlar yarın suçlu ilan edilebilir. Bunlar ara başlıklar. Lütfen okuyun bu yazıyı. Aynı kişinin her işlemi ayrı ayrı kaydedilecek. Reçete sahtekarlığı döviz piyasasına sirayet edecek ara başlıklar uzun bir yazı ama yaklaşan riskleri e, haber vermesi açısından önemli. Bir diğer haber haberi de T24 sitesinden getiriyorum. Döviz alım satımında kimlik tespiti zorunluluğu getirilmiş efendim. TC kimlik numarası, pasaport numarası veya vergi kimlik numarası gibi bilgilerle işlemin tarihi, saati ve miktarı kayıt edilecek diyor. Evet. Durum böyleyken böyle. Evet. Emin Çapan'ın yorumunu tekrar edelim. Türkiye'de kur gördüğü rakamın aşağısına inmez. İnmemiştir, inmez. Biraz gevşer gibi görünür, sonra gelir tekrar o rakamı görür. Geriye doğru benim hayatım bunun sayısız örneğiyle dolu. İkincisi, madem dolar güçleniyor da Madem bu TL'den kaynaklanmıyor da, TL neden Afgan ve Etiyopya paraları karşısında da değer yitiriyor diye sormak icap ediyor. Uykusuzun kapağı bu konuda e, bir kere daha ekrana getirmek için değer ki, bu kapak dolar 9 TL olmadan önce atılmış bir kapak. 29 Eylül e, tarihli. Vallahi tebrikler 9'a dayandırdığınız do, e, doları diyor. E, işte yurt eylemi yapan öğrencilere e, bağıran bir vatandaş. evet. Yok, iktidar henüz faturayı bunlara kesmedi ama kesebilir, yakındır yani. Ancak iktidar bu kadar becerikli e, taksici mafyası geri durur mu? Mesela bir taksici yabancı profesörden karşıya vizeyle geçiliyor diyerek 400 dolar almış. Evet. Yani e, vatandaşın tamamı aptal da değil. Aptal demişken George Carlin'in e, meşhur bir sözü var. Onu hatırlatmakta yarar var. Büyük gruplar halindeki aptal insanların gücünü hafife almayın diyor. Güzel bir laf değil mi? Evet. Tamer Karadağlı e, olayı hala sürüyor ve siyasi zeminde tartışılıyor. Çünkü Tamer Karadağlı olayı siyasi zemine çekti. Bahçeli'den de tebrik telefonu aldı. Karikatürhane diye bir hesap, FS işte mizah neyse böyle bir karikatür paylaşmış. Tamer Karadağlı Nihal Yalçın'a ödülünü takdim etti derken gördüğünüz gibi Şamar'ı indiriyor. Kadının yüzü morarmış. Tam da İstanbul Sözleşmesi derken. Genç bir karikatürist bu. Furkan Şimşekmiş ismi. Sonra da bu karikatürün arkasında duramayıp sildi. Farklı yerlere çekildi diyor. Yahu karikatür ortada nereye çekilecek? Yani bu karikatürü nereye çekeceksin? Kadın döven bir adam var. Tam da İstanbul Sözleşmesi derken ve yüzü morarmış bir kadın var. Ağzından da işte belki de kan çıkıyor veya ne çıkıyorsa. Üstüne de Nihal Yalçın'a ödülünü takdim etti diyor. Kim bu? Furkan Şimşek. Anadolu Ajansı haber geçmiş 2018'de. Kastamonu'da 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çizdiği karikatürlerle dikkati çeken Furkan Çimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesiyle karikatürde kendini geliştirdi. Gördük gelişimi. 3 sene sonra geldiği nokta. Arkadaşın. Ama ben size karikatür göstereyim. Günün karikatürü budur. İbrahim Özdabak, Yeni Asya Gazetesi, 4. Evre Kanser Hastası, Ayşe Özdağ'ın solda, 5. Evre Duyarsızlık, Adalet Bakanlığı, Kapı Duvar budur yani. Evet. Dönelim TÜGVA TÜRGEV meselesine. Tamer Özsoy paylaşmış. Geçmişte TÜGVA'da yöneticilik yapmış biri olarak söylüyorum ki ne yazık ki hepsi doğru iddiaları kastediyor. Vatan millet Sakarya diyerek neler yapılıyor neler. Bu daha bir kısmı genel merkezde kurulan şirketten haber genel merkezde kurulan şirketten haberiniz var mı? Şimdi bu TÜGVA meselesinde şunu söyleyeyim ben. Biraz evvel tam söyleyecektim araya başka bir şey girdi. Bu konu iki yönüyle önemli. Yoksa ve TÜRGEV işte bunların çöktükleri yerler, bunların e, devlette her aşamada, her ka, e, kadroya eleman yerleştirmesi falan değil mesela bunlar zaten bilinen şeyler, yıllardır olan şeyler. Yani bu yeni duymuş gibi, belgesi yeni ortaya çıkıyor falan e, üzerine abanmamak lazım. Bu iki şeyi gösteriyor. Bir bu belgeler sızıyor. Ve bu bu belgeler e, sadece Metin Cihan isimli gazeteciye değil. Belki onlarca gazeteciye gönderiliyor. Metin Cihan bunları basmaya veya yayınlamaya cesaret ediyor. Diğerleri ya bakıyorlar ya araştırıyorlar neyse ne. Bunu biliyoruz. Bu bilgi var yani. Bu belgeler sızıyor ve zaten yani sızma sızıntı kötü şeyler değildir. Yani gazete, gazetecilik bu sızıntılar üzerine bina edilmiş bir meslektir. Yani o sızıntıları o kendilerine kendisine sızan bilgiyi, belgeyi edindiği kendisine gönderilen edindiği neyse duyumu alır bilgiyle kıymetlendirir, teyit eder, doğrulatma mekanizmaları vardır falan. Mesela son Pandora belgeleri de böyle. Pandora Papers. Diğerleri de öyle. Bilmem kaç terabaytlık bir veri dosyası kimliği belirsiz biri tarafından sızdırılmış. Bu ele geçirilen veri dosyası, bu büyük terabayt boyutunda içinde milyonlarca dosya, bilgi belge var. 150 kadar medya kuruluşu belki binlerce gazeteciyle bu deryaya dalmışlar ve bunlara tek tek bakmışlar ve teyit etmişler ve muhataplarına sorular sormuşlar. Yani bu siz misiniz? Böyle bir şey var mı diye ve muhataplarından da cevap gelmemiş falan. Ve sonra aylar süren bu çalışmadan sonra da Pandora Papers, Pandora belgeleri diye yayınlandı. Bu böyledir. O da büyük bir sızıntıdır mesela. WikiLeaks de öyledir mesela. Şu anda benim yaşadığım ülke İngiltere'de cezaevinde. Evet. Julian Assange Evet. O da tabii Amerika'nın başını ağrıtan bir mesele olduğu için Amerika İngiltere müttefikliği. İngiltere Amerika iade etmedi. Amerika isteyip duruyor ama neticede İngiltere'de bir cezaevinde daha evvel burada Ekvator Büyükelçiliğinde ikamet ediyordu zorunlu. Sonra Ekvator daha fazla sahip çıkamayacağını düşündü ve Julian Assange İngiltere cezaevinde. Fakat İngiltere'de serbest gazetecilik yapılıyor. Guardian'da, BBC'de pek çok yerde. Onunla ilgili haberleri okuyabiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde ondan çocuğu olan kız arkadaşı BBC'de uzun bir mülakat verdi. Kendini anlattı. Asancı'nın uğradığı haksızlığı anlattı falan. Neyse. Wikileaks de adı üstünde leak sızıntı demek. Wikileaks, Wikipedia'dan falan işte birleştirmiş wiki ve şeyi. Yani işte sızıntı ansiklopedisi falan gibi bir şey ortaya çıkıyor. Neyse. O da sızıntılar üzerine bina edilen bir platform. Halen şu anda internette serbestçe ulaşılabiliyor ve girip orada sızan belgeleri, bilgileri okuyabiliyorsunuz. Yani bir işin böyle bir sızma olması, ikincisi çözülme. Yani AKP tabanında birileri artık bu bilgi ve belgeleri yayıyorlar, dağıtıyorlar, sızdırıyorlar ve daha neler çıkacak belki. Yani telefon mesajlaşmaları. Mesela o vakıf yöneticisi birinin bir kadına veya bir kız öğrenciye bilmiyorum menfaat veya işte onun işini yapması karşılığında onunla beraber olmayı falan teklif ediyor. Falan. Yani Whatsapp yazışmaları falan da dökülüyor. Ve bunu şey yapanlar basınla paylaşanlar o grup yani TÜGVA grubu, TÜRGEV grubu, orada mağdur olmuş insanlar veya orada canı sıkılan insanlar, AKP tabanı falan. Bu bir anlamda e, geminin su almaya başladığını gösteriyor ve e, gemi ahalisi birer birer e, filikalara atlayıp açılıyorlar, uzaklaşıyorlar. Göreceksiniz yakında o gemi e, kaptan güvertesinde bir kaptan bir de çevresindeki 3-5 kişi kalacak yani. Şimdi bu tü, e, TÜGVA, TÜRGEV meselesine bakalım. Şimdi TÜRGEV e, internet sitesinde Türkiye Gençlik Eğitime Hizmet Vakfı olarak geçiyor. TÜGVA'da Türkiye Gençlik Vakfı olarak geçiyor. İkisi de Gençlik Vakfı. Biri Gençlik Vakfı, öbürü TÜRGEV'de de Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı. İkisi de Gençlik Vakfı. İşte internet sitelerinde faaliyetleri falan anlatılıyor. Metin Cihan isimli gazeteci kendisine sızan bilgileri deşifre etti. Eski yöneticisinden itiraflar demiş işte. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Millet Kütüphanesinde çalışanların hepsi TÜGVA referanslarıyla oraya yerleşen kişiler özellikle Adalet Bakanlığı'na yerleşiyorlar. Binalar bedelsiz veriliyor. Evet. Durum böyleyken böyle. Evet. TÜGVA başkanı o arada e, katıldığı YouTube yayınında belgelerin içeriden sızdığını, sızdırıldığını, yedeklendiğini ve ifşa edildiğini kabul etmiş. Orada e, tabii yayında sorulması gereken sorular sorulmuyor çünkü yandaş bir isme çıkıyor, konuşuyor TÜGVA Başkanı kendini iyi bir, bir yani iktidarın bir aparatı bir unsuru e, herhangi bir yayına katılıyorsa en azından e, kendi güvenliğinden veya e, o, o, o yayının selameti açısından kendi açısından emin olduğu bir yere falan çıkar. Öyle bakın yani başka bir yere çıkmaz. Metin Cihan da zaten canlı yayında bu videoyu izletebilir misiniz? Ne diyecek çok merak ediyorum diyerek sahipsiz bırakıldığını ve kendisine sahip çıkılmadığını gazetecilerine, gazetecilerine sahip çıkılmadığını falan şey yapıyor. Anlatıyor. İşte burada kendisine sızan bilgi ve belgelerin nereden geldiğini klasörler işte bilgisayar çıktılar, dosya klasörleri tek tek o dosya klasörlerin içine giriyor, orada belgeler var falan vesaire. Adalet yani bakın okuyalım e, durdurdum bakın şunlar klasörler yukarıdan aşağı Adalet alımları aday listesi CB alımları CV diğer alımlar mit alımları takibi yapılan CV'ler TSK alımları her yere adam bunlar hepsi klasör her yere bir biçimde adamlar sokuyorlar yani ve dediğim gibi bu şeyler e, Sadece Metin Cihan'a değil herkese akıyor. Mesela bir tanesi paylaşmış. Bu binanın arazisi Gaziantep'in en değerli bölgesinde türgeve bedelsiz verildi. İnşaatını belediye yaptı, türgeve teslim etti. İşte belediyelerle türgev ilişkisi biraz da böyle. Binaya bakar mısınız? Evet. Metin Cihan'ın şu paylaştığı bilgilerle oldu. İşte burada zaten Türkva belgeleri diye işte isim listeleri var. Kimlik numaralarını kapatmış. Gümrük muhafazadan işte kaymakamlığa, polisten savcılığa, subaylığa hemen her yerde nasıl e, yerleştirmeler olduğunu, öğrenci listeleri ve görüyorsunuz e, bütün bu giderler belediyeler tarafından karşılanıyor falan filan. Böyle bir durum var yani. Ve bir kere daha söyleyeyim TÜGVA başkanı bu şeyi çıktığı yayında şu laflarla da doğruluyor. Belgede ifşa edilen çalışmalar, vakfın normal sürece devam eden çalışmaları, oradan bir şey çıkmaz. ERP sistemimizden alınmış bu bilgiler diyor. Yönteme baktığımız zaman aparılmış, gasp edilmiş, sisteme girilmiş, kendi yedeklemesini yapmış. Yıllar sonra bunları ifşa eden bir zihniyet, zihniyet tamamen onların taktiği falan. Böyle. Böyle bir olay. Evet. Bakalım iş e, nereye e, gidecek. E, TÜGV olayında. Ama dediğim gibi bu mesele e, şey değil. E, bilinmeyen bir mesele değil. Ama iç, e, partideki ve tabandaki çözülmeyi göstermesi açısından önemli. Şimdi bir diğer konu da bu Sadat meselesi. E, bu Adnan Tanrı verdi. E, fo fotoğrafta daire için alınmış. İşte bu Cumhurbaşkanı'nın Sarayda yaptığı işte herhalde güvenlik toplantılarından biri yakın zamana kadar Cumhurbaşkanı başdanışmanı sıfatıyla bu toplantılara katılıyordu. Sonra işte Mehdi gelecek ona zemin hazırlıyoruz lafları üzerine saraydan istifa etti ama bunlar istifa etmezler. Yani resmi görevleri bitiyor kağıt üstünde bitmiş gibi görünse de fiili olarak devam ederler. Zaten geçenlerde yaptığı açıklamada en az 3 yıl boyunca e, subay alımlarında e, öğrenci mülakatlarına girdiklerini söyledi nasıl böyle bir şey olabilir falan filan diyorlar. Yani şimdi çok çok enteresan bir şey. Buna birazdan cevap vereceğim ama siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde generallerin yarısının cemaatçi olduğuna inanıyorsanız bunu da yadırgamayacaksınız. Siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kara kuvvetlerinin, hava kuvvetlerinin tamamına yakınının falan, yüzde sekseninin falan cemaatçi olduğuna falan inanıyorsanız Bunları da yadırgamayacaksınız. Bunları kabul ettiniz. Hani derler yani Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Bir kere yani Türk Silahlı Kuvvetlerinde 300 küsür generalin yarısı cemaatçi olamaz. Bir general minimum 30 senede yetişiyor. Geriye doğru 2016'dan geriye 30 seneyi sarın. Yani 1985-86 yıllarında cemaatin e, askeri lise ve işte ne bileyim harp okulu falan sınavlarında her 10 öğrenciden 7'sinin 8'inin cemaatçi olması lazım ki onlar süzüle süzüle gelecekler ve bir noktada generallerin yarısı cemaatçi olacak 2016'ya gelindiğinde. Bunun için cemaatçi olmaya, bu konuları karıştırmaya, belge ve bilgilere bakmaya gerek yok. Hezeyandır bu. Zaten bunu inceleyen araştıranlar da bilirler. Ben zannet, ben demiyorum ki e, cemaat bir takım öğrencilerin e, silahlı kuvvetlere katılmasını veya askeri okullara gitmesine falan nezaret etmiştir. Onları oraya işte efendim hazırlamıştır falan olabilir bu. Olmuştur da. Sadece rakamları alt alta toplarken yapılan salaklığa işaret etmeye çalışıyorum. Eğer generallerin yarısı cemaatçi diyorsanız 80'li yıllarda cemaatin askeri liselere ve işte harb okullarına sokulan her 10 öğrenciden 7'sinin 8'inin cemaatçi olması icap eder. Bu da akla zarar bir durumdur yani. Ama dedim ya ona inandınız e, bunu da artık kabul edeceksiniz. Durum böyle bir şey. Sadat demişken Sedat Peker birkaç tweet paylaşmış. Sadat'ın güvenlik şirketi olduğuna bizi inandırmak isteyen şeytanlar hangi güvenlik şirketi dünyanın en özel, ön özel en özel timlerinden biri olan Rusya'nın alfa timlerindeki kişilerle anlaşıp en yetenekli personeline kayıt dışı özel eğitim verdirtir diyor. Nevzat Tarhan da var Sadat deyince uzmanlık alanı psikolojik harp demiş. Yani günaydın bu bilgileri yeni yazıyor Sedat Peker ama Nevzat Tarhan'ın Zaten yayında ağzından kaçırdı. Kendi birliklerinin, kendi ekiplerinin o 15 Temmuz'da sahada olduğunu söyledi. Şu anda bir üniversitede rektör galiba. Deniz Ülke, Arıboğan vesaire gibi akademisyenlerle beraber çalışıyor ve birlikte e, üniversite idare ediyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bir başka e, tweetinde e, Sedat Peker, benim de içine dahil olduğum bir ölüm listesinden bahsediliyor. Bazı muhalif gazetecileri de benim açıklamalarımı haber yaptıkları için bu listeye eklemişler filan demiş. Orada işte ölüm listelerinden filan bahsediyor. İşte tehdit etmiş vesaire falan. Kendisini de listeye, infaz listelerine eklemiş. Bunun üzerine de işte Türkiye'de bir soruşturma başladı falan deniyor. Nereye gittiği, gideceği falan ayrı bir konu. Fakat şunu söyleyeyim. Bir suikast listesinden veya bir infaz listesinden veya siyasi suikastlerden bahsediliyorsa ya nereden çıktı bu hezeyan falan filan deniyor ya. Yani böyle bir böyle bir hezeyan olamaz. Çünkü geriye doğru Türkiye tarihi, siyasi suikastler, katliamlar, fail meçhullerle doludur. Sizin tarihiniz bunlarla gelmiş sebebi ve bu olaylarla şekillenmişse dolayısıyla bu nereden çıktı hezeyan falan filan hikaye anlatmayın yani. Bir diğer konu da ya bu iktidarın 2015 yılında 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arasında nasıl siyasi cinayetlere vize verdiğini ve nasıl siyasi kazanım elde ettiğini siz televizyonlarda yorumlarda söylüyorsunuz. Sonra da işte efendim bunlar şey işte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu demiş ki böyle bir istihbarat yok FETÖ taktiği. Şimdi bunu da böyle başlığa çekip şey yapıyorlar. Yani işte siyasi suikast, siyasi cinayetler yok. Bu bir FETÖ taktiği falan filan. Sonra da bununla böyle dalga geçiyorlar. Ya siz iki yorumunuzdan birinde bu bir FETÖ taktiğidir, bu bir cemaat taktiğidir, bu filan diyorsunuz. Yani dedim ya kazanın doğurduğuna inanan öldüğüne de inanacak. Kazan öldü ama siz doğurduğuna prim verdiniz. Doğurduğuna inandınız. Ondan dolayı öldüğüne de inanacaksınız. Ondan dolayı İçişleri bakan yani geçmişte FETÖ taktiği şu bu falan filan derken alkışlarken ve hatta siz bu kelimeleri kullanırken itiraz etmiyordunuz ve bilakis coşkuyla alkışlıyordunuz. E şimdi de bunu başkası bu şekilde alıp kullanacak. Bakın TÜGVA ve TÜRGEV yorumları yapılırken dahi geçmişte cemaatçiler böyle kadrolaşıyordu. Şimdi oradan bu oraya geçti filan diyorlar. İşte cemaatin bütün yurtlarına okullarına çöktüler. Üzerine TÜGVA, TÜGVA TÜRGEV şeyi açtılar. Bunlar hep böyle cemaat şeyleri. Ondan kurtulduk şimdi bunlar çıktı başımıza falan diye. Böyle cak cak konuşuyorlar halk TV'lerde. Siz de izliyorsunuz. Sıkı dur Sayın Erdoğan Başbakan geliyor. Akşener'in bugünkü grup toplantısında en güçlü vurgusu buydu. Ama bundan önceki vurgusu Erdoğan'ın hafıza sorunu yaşadığı vurgusuydu. Kendi çözüm önerilerini, kendi altın muhalefet olarak altını çizdikleri dertleri ve kendi çözüm önerileri doğrultusunda Erdoğan'ın çözdüğünü veya çözmeye çalıştığını ve ...kendilerinden aldığı, muhalefetten aldığı akılla icraat yaptığını söyledi. Ve sonra bunu kendi projesi olarak sattığını söyledi. Ve bir hafıza sorunu yaşadığını söyledi. Lafı böyle temellendirdi ama... ...B vitamini alması lazım dedi. Hafıza sorunu yaşıyor dedi vesaire. Orada Erdoğan'ın sağlığına olayı getirdi. Evet Erdoğan'ın bir muvazene sorunu var bir de muhakeme sorunu var. İkisi de eski kelimeler ama muvazene... ...denge yani vücut fonksiyonları fiziken... Çökerken bir de muhakeme yani zihin zihni fonksiyonlarında da hafıza falan anlamında bir gerileme ve bir çöküş var İkisi birden çöküyor tıpkı partisi gibi birlikte eriyorlar artık bu açık açıkta söyleniyor Levent Gültekin Halk TV yayınında başımızda zihinsel kapasitesini kaybetmiş bir lider var dedi Halk TV'de bunu bu kapakla video yaptı paylaştı ben seyretmedim ama seyrederseniz orada böyle bir lafı olduğunu görürsünüz. Öbür taraftan iktidara yakın gazeteler muhalefeti böyle etkisizleştirme derdindeler. İşte sizin aday belirlemeye iradeniz mi var ki? Yani ya bir çekilin önümüzden biz bir götüreceğiz şöyle bir. 2023'e kadar, 53'e kadar, 2071'e kadar falan. Devlet Bahçeli de farksız. Kısırlı altın günü de yapın. Millet İttifakı'ndaki liderlerin sık sık birbirlerini ziyaret etmesine böyle e, dikkat çekmiş. Tuzak kurma peşindeler diyor. <laughs> Evet. al birini vur ötekine ama kamuoyu araştırmaları ki bu sonuncusu ee, bu pazar milletvekili seçimi olsa yön eylem araştırma 2021 Eylül itibariyle AKP 26.8 CHP 21.3 diğer partilerde şekilde görüldüğü gibi sıralanıyor evet bu da kararsızlar dağıtılmış olarak AKP 33 CHP 26 HDP 10 MHP 8 İyi Parti 13.7 olarak görülüyor. Ee, İyi Parti ve DEVA'daki yükselişe son dönemde dikkat çekiyorlar. Peki e, seçim vaktinde olur mu olmaz mı? Bir başka e, şeye e, e, dikkat çekeceğim. E, konuya dikkat çekeceğim. Anayasa maddeleri falan hep e, gündeme getiriliyor ama seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimlerle ilgili 78. maddede enteresan bir e, cümle var savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir diyor. Toplantı ve karar yeter sayısı maddesinde de madde 96 Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların sal çoğunluğuyla karar verir diyor. Burada başkaca bir hüküm olmadığına göre Erdoğan savaş sebebiyle Yeni seçimlerin yapılmasına imkan görem, görülmezse diyor yani savaş nedeniyle, savaş gerekçesiyle seçimleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki salt çoğunlukla bir yıl geriye bırakabilir. Devam eden cümleye bakın. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Yani bir yıl daha erteleyebilir. Bir yıl, bir yıl daha, bir yıl daha erteleyebilir. Kaç defa yapacağını da yazmamış. Salt çoğunlukla olduğu da anayasa mahkemi, e, maddesini getirdim. Orada da belirtiliyor bu işin salt çoğunluklu olacağı. Yani şu anda AKP ve MHP oyları 301'i yakalıyor. 600 e, koltuk olduğunu düşünürsek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu da enteresan bir e, bakış açısı. Çok dile getirilen, dillendirilen bir şey değil. Ama bunu da gözden uzak tutmayın. Evet Erdoğan seçimi kazanmak için her şeyi yapar. Peki kazanamayacağı seçime girer mi? Bunu yorumlayanlar Erdoğan kazanamayacağı seçime girmez, yerine Hulusi Akar'ı sokar diyorlar. Erdoğan kazanamayacağı seçimi yaptırmayabilir. Madde orada. Evet. Bu konuları hiç gözden uzak tutmayın. Metin Günday, Ali Babacan'ın açıklamalarına göre kamu görevinden ihraçları öngören OHAL KHK'ları bakanların boş kağıtlara imzalar alındıktan sonra hazırlanıp yürürlüğe konulmuş. Eğer böyleyse bu KHK hukuken yani yok hükmünde o hal komisyonu bunları bunlara dayalı red kararları da geçersiz diyor. Yani boş kağıtlara imzadan dolayı bütün KHK'lar iptal edilir diyor. O açıdan ben Ali Babacan'ın diğer bütün liderler bir yana Kılıçdaroğlu'nun açıklaması dahil bütün liderler bir yana Ali Babacan'ın o açıklamasını önemsiyorum. Bakanlar boş kağıtlara çünkü o gün başbakanlık sistemi var. 2016 15 Temmuz'undan 2018 Haziran'a kadar 2 yıllık yaklaşık o hal dönemince bütün kararlar Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım ve altındaki bakanların imzalarıyla alındı. Dolayısıyla boş kağıtlara imza attırılmışsa bakanlara o KYK'lar düşer arkadaş. İdare hukukçusu Profesör Doktor Metin Günday böyle söylüyor. Bir başka konu Kılıçdaroğlu Azerbaycan geçen her tır için bizden 350 dolar alıyor diye bir tweet atınca o da bir şey mi? Suriye'de TSK'nın araçları dahil belli bölgeler arası seyahatte El Nusra'nın bir koluna araç başı 200 dolar ödeniyor demiş Cevheri Güven. Evet. Bunların ayrıca, savaştan buraya geldik ama bunun ayrıca Türkiye'ye hem asker kaybı hem de ekonomik olarak pek çok bedeli var. Ve burada da muazzam bir rant dönüyor demektir ve vatan evlatları burada da ee, heba ediliyor tabir yerindeyse. Evet. Önümüzdeki haftalarda Suriye tezkeresi gelecek yurt dışına asker gönderme. Bakalım muhalefet bu bilgiler üzerine, bu bilgilerden sonra bakalım ne diyecek. Muhalefet demişken enteresan bir fotoğraf dikkatimi çekti. İsmet Uçma ölmüş. Onun cenaze törenine e, katılan Erdoğan orada Abdullah Gül'le karşılaşmış. Böyle de objektiflere takılmışlar. Uzun zaman sonra herhalde ilk karşılaşma oluyor Abdullah Gül. Tayyip Erdoğan karşılaşması. Şimdi bitirirken şu son pişmanlığı ne olur meselesine gelelim. Bu konu şu Nezih Onur Onurkoru kuru özür dilerim. Bir tweet paylaşmış. Erdoğan'ın seçmen davranışı konusunda yaptığı en stratejik hatalar kronolojik. Kürt siyasetiyle kavga, hata Gül Davutoğlu'nu dışlama hata, MHP ile ittifak hata, damat bakan hata, Bronson krizi, tanzim satış, pandemide kısıt destek, abalı görevden almak, yaşlı görüntü filan. Erdoğan'ın seçmen davranışı konusunda yaptığı en stratejik hataları kronolojik olarak sıralamış ama orada cemaatle kavga yok. O da enteresan. Siyaset bilimci geçiniyor arkadaşlar ama yani en önemli şeyi e, atlıyorlar. Kürt siyasetiyle kavganın üstünde veya altında cemaatle kavga olması lazım. Ama boşluğu Yektan Türk Yılmaz doldurmuş. Mutlaka bunlar seri aldı, halde hatalar. Ama en büyük hatası cemaatle giriştiği kavga demiş. O süreç itibariyle gelecek sahibi olma ihtimalini kaybetti. Recep Tayyip Erdoğan'ın son nefesindeki en büyük pişmanlığı o kavga olacak demiş. Evet, katılmamak elde değil. Ama son pişmanlık fayda etmez. Bir kere daha tekrarlayalım. Nezih Onur Kuru özenle atlamış ama Yektan Türk Yılmaz boşluğu doldurmuş ki büyük bir boşluk. Recep Tayyip Erdoğan'ın son nefesindeki en büyük pişmanlığı o kavga olacak diyor. Cemaatle giriştiği kavgayı işaret ederken. Evet. Senin bir pişmanlığın var mı diye bana sorarsanız hayır. Geriye doğru hiçbir pişmanlığım yok. Bütün hayatımı olması gerektiği gibi yaşadığımı düşünüyorum ve son derece öğretici olduğunu düşünüyorum ve hayatın bana hazırladığı sürprizleri de büyük bir mutlulukla karşıladım ve her defasında bana biçilen tarihin kaderin neyse bana biçtiği rolü en iyi biçimde oynamaya, en iyi biçimde onun hakkını vermeye çalıştım. Bu uğurda gazeteciliğimi sürdürüyorum. Çok çok teşekkür ederim katıldığınız, paylaştığınız için. Bir sonraki manşette buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.